İyi akşamlar Tele1 izleyicileri. Bu hafta da yeni bir konuyla karşınızdayız. Yeni bir konu dedim ama bu hafta iki tane konumuz var. Bunlardan bir tanesi dua, ikincisi ise Miraç olaylarını konuşacağız. Biliyorsunuz zaten Miraç Kandil'i geçen hafta bir şekilde ülkemiz kutladı. Buna ilişkinde, geçen hafta derken hani bu dün kutlandı. Buna ilişkin zaten bir takım değişik uygulamaları bu sene zaten sizler de gördünüz. Miraç hatta camilerde bu hafta kapandığı için camilerde herhangi bir etkinlikte yapılmadı Miraç'la ilgili. Biz Miraç'tan önce dua kavramını konuşalım. Evet. Hocam dua kavramı dendiği zaman aklımıza ne gelmesi gerekir? Dua nasıl bir örüntüdür bizim için? Çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkemiz şu anda aslında sadece ülkemiz değil tüm dünya bir salgınla mücadele ediyor, boğuşuyor. Bu süreçte bilimin, aklın verilerini ve imkanlarını kullanarak insanlar bu musibete bir çare bulmaya çalışıyorlar. Bilim insanlarımız, bütün sağlık çalışanlarımız, tıp bilginleri mücadele ediyor. Hepsini buradan sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Emekleri. Çabalarını, emeklerini selamlıyoruz. Gerçekten çok tarihi günler yaşıyor Türkiye ve bütün dünya. Modern bilimin, aklın yol göstericiliğinde bu musibete de muhakkak surette çare bulunacak ve gerek ülkemiz, gerek bütün insanlık, dünya yeniden esenlikli günlere ulaşacaktır temennisinde bulunuyoruz. Tabii biz dileklerimizi, temennilerimizi dile getiriyoruz. Efendim, biliyoruz dünyada pek çok din var, inanç var, binlerce diyebileceğimiz, tarikatı, cemaati hepsini katarsak, bütün dinler için söylüyorum. Biz de Müslümanların çoğunlukta olduğu bir coğrafyadayız. Müslüman bir kültürün içerisindeyiz. İslam dünyası dediğimiz bir dünyadan bahis var malumunuz. 1.700.000.000'luk nüfus, çeşitli cemaatler, tarikatlar, evvelinde işte mezhepler var. Her türlü sıkıntıya karşı işte hastalıklar, şunlar bunlar vesaire bir takım durumlarda bilimin ve aklın verilerinin dışında, aklın ve bilimin sunduğu imkanların dışında bir de metafizik bir takım yollara başvuranlar, göklerden çare arayanlar, şifa arayanlar var. Efendim bu konuda işi istismar noktasının en süfli derecesine kadar ulaştıranlar var. İşte Kur'an şifadır sözünden yola çıkıp neredeyse Kur'an'ı bir ecza deposu zannedenler var. Ya da bir eczane zannedenler var. Hatta öyle ki ayetlerle yola çıkıp şifa ayetleri deyip şu hastalığa şu ayeti okursan çare bulursun derdine, bu hastalığa bu ayeti deyip efendim falanca duayı bilmem kaç kez okursan şu sıkıntıya çare bulursun gibi bir takım çalışmalar yapılıyor ve bu yolla halk kandırılmaya çalışılıyor. Çok bilinen, popüler diyelim tırnak içerisinde bir sözde dini kişilik malumunuz birkaç yıl evvel bir kitap yayınladı. Şifa ayetleri diye. Orada neredeyse her hastalığa çare olacak ayet gösteriliyor Kur'an'dan. Dedim ya ayetler sanki birer ecza deposundaki ilaç gibi düşünülüyor, telakki ediliyor. Bunlar aslında o ayetlere ve Kur'an'a büyük bir saygısızlıktır. Lakin saygı ve itibar kılıfına büründürülmüş bir saygısızlık bu. Bu deşifre edilmelidir, etmeye gayret ediyoruz. Kur'an bir öğüt kitabıdır, bir ahlak kitabıdır, bir bilim kitabı değildir, bir ilaç değildir Kur'an. Kur'an şifadır sözü yanlış anlaşılıyor. Yani demin de söyledik, şifadan kasıt tıbbi ilaç anlamında değildir. Nedir? Ahlaki bakımdan, sosyolojik anlamda bir takım davranışlar açısından iyi olan, doğru olan, düzgün olan nedir? Onlara ilişkin yol göstericidir Kur'an ve bu manasıyla mecazi manada Kur'an şifadır. Yoksa ki Kur'an astıma bir ilaç, vereme bir ilaç, kansere bir ilaç falan değildir. Ama sanki böyleymiş gibi hareket edenler var ve dua kavramı üzerinden bunu yürütmeye çalışanlar var. Biz şimdi dua ne demektir İslam'dan, Kur'an'da ne manaya gelmektedir? Duanın gerçeğini, dua kavramıyla anlatılmak istenen meselenin özünü gözler önüne sermeye çalışalım kısıtlı zaman içerisinde. Zira bugün programımız biraz daha kısa olacak. Evet. Dua, efendim, Arapça bir sözcük malumunuz. Türkçe'de Arapça sözcükler bu dinin etkisiyle biliyorsunuz çokça kullanılıyor. Duanın Türkçesi var aslında, biliyorsunuz. Evet. Unutulmuş bir Türkçe sözcük var. Hatırlatalım mı? Tabii. Hatırlatalım. Gelmişken hocam, evet, Divan-ı Lügat-i Türk, Türkçenin büyük sözlüğü, biliyorsunuz. Orada da mevcuttur, başka kaynaklarda da mevcut. Duanın Türkçesi alkıştır. Alkış. Beddua vardır bir de, biliyorsunuz. O da kargıştır. Algış, kargış aslında. Al, Türkçe'de kızıl. Olumlulama anlamına gelir. Al renk, kızıl renk. Efendim, kargış da karagış. Yani olumsuz, beddua anlamına gelir. Alkışlarımızla, alkışlarla sözü de aslında dualarımızla anlamındadır. Anlayana, şimdi bazıları alkışı böyle basit bir eylem gibi zannediyorlar. Veya eğlence içerikli bir eylem gibi zannediyorlar. Oysa alkış kadim Türk inancında bir dua, bir ritüeldi. Yani dinsel bir ritüeldi alkış. Dua etmek. Yani seni ululuyoruz, seni yüceliyoruz, seni takdir ediyoruz. Aynı hislerle karşılık veriyoruz. Aynı hislerle sana karşılık veriyoruz ve gök tanrının, tanrının kutu da seninle olsun demektir. Alkışlamak, birini alkışlamak. Seslerin belki yani göğe yükselmesi de olabilir. Aynı bu hislerin de göğe yükselmesi isteği de olabilir yani. Evet. Tabii şimdi bu bunu biz kadim Türk inancındaki mahiyetiyle ifade ediyoruz. Şimdi İslami manada, Kur'ani açıdan dua ile kast olunan nedir? Zannediyorlar ki birileri, öyle ortaya koyuyorlar zira görüşlerini, tılsımlı sözler söyleyeceksin ve o tılsımlı sözler Tanrı'ya ulaşacak. Tanrı da o tılsımlı sözlere bakıp senin dileklerini, isteklerini yerine getirecek. Bir kod ya da abrakadabra gibi bir şey olur. Evet, zihin öyle zannediyor. Ve bu tılsım da mutlaka Arapça olmak zorunda. Mesela Türkçe söylersen o tılsım olmuyor. Bir de böyle bir yönü var. O kadar büyük bir çelişki ki bu aslında. Hem kadere inanıyoruz derler. Kader inancına sahipsen sen, Tanrı her şeyi ayarlamış zaten, kader inancın varsa. İnanıyorlar zira. Sonra da kalkıp o kadere rağmen kaderdeki bazı şeyleri değiştirmesi için Tanrı'ya tılsımlı sözler gönderiyorsun. Çelişki. Büyük bir çelişki. Yani ya kadere inanmıyorsun ya da bu yaptığın ne o zaman? Bunu sormak icap eder. Öte yandan bilimsel açıdan baktığımızda, doğaya baktığımızda bir nedensellik var değil mi? Bütün hadiseler arasında. Evet. Her hadise bir başka hadisenin, her olay bir başka olayın, her durum bir başka durumun nedenidir ve sonucudur. Nedensellik, illiyet bağı ifadesi vardır malumunuz. Bilimsel açıdan baktığımızda da bu belki biraz deterministçe gelir çoklarına ama elbette ki doğada bir determinizm de vardır. Onu da kabul etmek lazım. Belki insan fiilleri açısından bu determinizmin dışında bir iradeyi devreye sokabiliriz, bilinci devreye sokabiliriz. O determinist akışın dışında insan iradesinin müdahalesini dikkate alabiliriz elbette ki. Nitekim o sayede aslında özgürlük dediğimiz kavram devreye giriyor. Çünkü irade söz konusu. Bu açıdan baktığımızda, yani nedensellik açısından baktığımızda, tabiattaki nedensellik bağını kıracak, o akışı bozacak çok güçlü, çok kudretli tılsımlı sözlerimiz mi var bizim? O nedensellik bağını bağlayan, o neden-sonuç ilişkisini bir kural olarak, kanun olarak doğaya koyan Tanrı'nın kendisi değil mi? Biz müminler olarak böyle inanmıyor muyuz? Evet. Tanrı kendi koyduğu kuralları mı bizim gibi sıradan insanların duasıyla, tılsımlı sözleriyle değiştirecek? Yani Tanrı... Yani sünnetullah dediğimiz bir kavram da aslında burada gönderme yapıyorsunuz. Evet. Sünnetullah kavramı, doğru ifade ettiniz. Yani biz tılsımlı sözler söyleyeceğiz ve Tanrı bizi beğenecek, çok hoşuna gidecek Tanrı'nın. Diyecek ki ben başka kuralları koymuştum ama... Doğanın yasalarını. Bu koyduğum bu doğa yasalarını iptal ediyorum senin kıymetli hatırına deyip dua etkili olacak, öyle mi? Direkt böyle müdahale edecek, müdahaleci bir tavır ortaya koyacak. O zaman bu Tanrı kendi kendisiyle çelişir. Kendi koyduğu kuralları birkaç kulunun duasıyla iptal edecek. Bir de şu var, aynı anda aynı konuyla ilgili birbirine zıt dualar söz konusu. Biri diyor ki böyle olsun, öbürü diyor ki şöyle olsun. Tanrı bu iki kulundan hangisinin duasını kabul edecek? Mesela. Ya da hangi kitlenin? Hangi kitlenin, hangi tarafın? Hani diyor ya, üzülme. Şimdi tabii bir savaş esnasında söylendiği, ifade edilen söz çokça söyleniyor. Gerçi her durumda da söyleniyor. Efendim Tanrı bizimle. Herkes Tanrı'nın kendisiyle olduğunu düşünüyor. Evet. Allah bizimle. İşte innallaha ma'ana. Allah bizimle. Peki Allah bizimleyse savaştığımız, mücadele ettiğimiz, karşısında olduğumuz kitleyle olan kim? Değil mi? Buna soru, bu soruya cevap vermek lazım. Şimdi biz böyle giriş yaptık ve Kur'an'a bakalım. Furkan suresi 77. ayet. Der ki, efendim bunu işte istismar ediyorlar. Şimdi bizi dinleyen bir takım egemen dini İslam'ın, egemen dini düşüncenin, egemen İslami düşüncenin mensupları şöyle diyorlar, ben biliyorum. Bak bak Kur'an'daki falan 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 ayetleri nasıl inkar ediyorlar. Hayır, inkar etmiyoruz. O ayetleri olması gereken zemine oturtuyoruz. O ayetlerin gerçeğini, yozlaştırılmış anlamını ortadan kaldırıp hakiki manasını yeniden inşa ve ihdas etmeye çalışıyoruz. Muhammedi bir tavırla, Kur'ani bir tavırla. Bunlardan birisi Furkan suresi 77. ayet. Diyor ki ayette, Türkçesini okuyalım, Arapçasını okuyup vakit kaybetmeyelim. Zira vaktimiz kısıtlı. De ki, duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? Şimdi bunu çok kullanıyorlar. Çok kullanılır. Çok yaygındır. Duanız zaten olmasa Rabbiniz size ne diye? Nedir bu dua Allah aşkına ki o dua ile Rabbimiz bize değer verecek? Yani biz böyle tılsımlı sözler söyleyeceğiz. Rab da bize bakacak. Kullarıma bak. Ne güzel tılsımlı sözler söylüyorlar. Çok mutlu oluyorum ben deyip Tanrı bize değer verecek. Biz Tanrı'yı mutlu etmeye mi çalışıyoruz? Dua bu mudur yani? Bu değildir. Burada yanlış bir anlamlandırma söz konusu. İşte efendim bir başka, tekrar döneceğim, gerçek anlamı nedir? Ona tekrar döneceğiz. Mümin suresi 60. ayet. Ne diyor? Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin size icabet edeyim. Yani cevap vereyim, duanıza cevap vereyim. Doğrusu buna ibadet etmekten büyüklenenler, boynu bükülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir. Evet, şimdi başka ayetler de var. Tabii en çok dillendirilen ayetlerden iki tanesini söyledik. Efendim dua demek, çağırmak demektir. Davet demektir. Dava kelimesi de oradan gelir. Herkesin bir davası var mı? Var. Var. Şu dünyada yaşayan herkesin bir davası vardır. Kiminin davası çok ulvi addedilir, kimininki süfli addedilir. Ama herkesin bir davası vardır. Her ideoloji bir davadır. İslamcılık bir davadır mesela. Tabii. Marksizm bir davadır mesela. Evet. Liberalizm bir davadır mesela. Herkes de davası için çalışır mı? Çalışır, uğraşır, mücadele eder. İşte dua budur. Mücadele etmektir, çalışmaktır. Neye inanıyorsan, neyin olmasını istiyorsan, neyin gerçekleşmesini istiyorsan o gerçekleşsin diye çalışmaktır dua. Buna biz fiili, eylemsel dua diyoruz ki duanın gerçeği budur. İşte burada denilen o. De ki duanız olmasa Rabbiniz size niye değer versin? Yani diyor ki çabanız, gayretiniz olmasa, çalışmanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? İnsan çalışarak, gayret ederek, mücadele ederek değer üretir. Kulluk da budur. Hani bir başka ayette diyor ya, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye. Oradaki ibadet değer üretmek demektir. Uygarlık kurmak demektir. Yani medeniyet inşa etmek demektir. Yoksa ki tekrar... Abatla aslında hani abat etmek dediğimiz durum vardır tabii, ya odur aslında. Tabii, yani. Tabii doğru. Hı hı. Şunu ifade edelim. Yoksa ki şu değildir. Oturup tılsımlı sözler söylemek. Bu değildir. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da demin de ifade ettiğim üzere gayret vardır, çaba vardır, mücadele vardır. Gerçek duada odur. Mesela şu anda bütün dünya koronavirüs salgınına karşı dua ediyor değil mi? Evet. Nerede ediliyor bu dualar? Laboratuvarlarda ediliyor. Aşı bulunmaya çalışılıyor. İlaç bulunmaya çalışılıyor. Tılsımlı sözlerle değil, bilimsel yollarla dua ediliyor. bilimsel yöntemler kullanılarak çare bulunmaya çalışılıyor. Gerçek dua budur. Gerçek duayı şu anda tıp bilginleri yapıyor yani. Yoksa ki kerameti kendinden menkul şeyh efendiler, bilmem WhatsApp gruplarında, şurada burada, yok şu kadar şu sözü şu kadar söylersen, efendim şu gerçektir. Bunlar tamamen safsatadır. Bu tip dualara inanmayın. Böyle bir dua yoktur İslam'da. İslam'daki duayı söyledik. Çabadır, gayrettir. Neyin olmasını istiyorsan o yolda mücadele etmektir. Mesela biz de dua ediyoruz değil mi Yaşar Hoca? Tabii. Şu anda dua ediyoruz. Biz bu programı niye yapıyoruz? İnsanlar aydınlansın diye yapıyoruz. Aydınlansınlar diye de bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Tele1 ekranlarından. Oysa şöyle yapanlar var. Oturduğu yerden insanlar aydınlansın, 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 aydınlansın diye tılsımlı sözler söylesek bizde. Bu dua mı olacak? Duayı böyle zannedenler var. Dua, tekrar ifade ediyorum, olmasını, gerçekleşmesini istediğin şey için mücadele etmektir. Onu çağırmaktır, onu davet etmektir. Başarıyı çağırmaktır. Çareyi çağırmaktır. Çözümü çağırmaktır. Nasıl çağırmaktır? Eyleme geçerek, çalışarak, mücadele ederek. Diğer ayette de öyle işte. Diyor ki Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size cevap vereyim. Evet, Allah bütün dualara cevap verir. Yeter ki dua edin. Nereden biliyoruz? Necm suresi 39. ayetten biliyoruz. Diyor ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Emeğinin karşılığından başkası yoktur. Ve diyor ki emek sarf edin, emeğinizin karşılığını vereyim. Emek duadır. Dua emektir. Gayrettir, çalışmadır. Zannediyorum bu konu anlaşıldı. Vaktimiz hocam burada demin anlattı, yani hani diğer bu koronavirüsle ilgili yani bir örnek verdiniz ama benim de aklıma şöyle bir soru geldi. Onu da sormadan edemeyeceğim size. Bizim tarihimizde yani İslam dünyasının tarihinde olsun ya da işte Batı tarihinde olsun, işte Orta Çağ Avrupası dönemlerine baktığımız zaman, işte İslam tarihine baktığımız zaman da duayla bir böyle son bulan bir afet, bir salgın, böyle bir kötü bir durum, dua etmeli ortadan kalkan herhangi bir böyle bir insanlığı felakete götüren bir durum yaşanmış mıdır? Böyle bir olay var mıdır? Yani o dini mensupları, yani Hristiyanlar olsun ya da işte Müslümanlar olsun, o dini mensupları böyle geniş kitlere halinde, koro halinde, işte Hristiyan dünyasında koro halinde olur bu tür dualar genelde. Bizde birazcık daha değişik olur. Yani koro halinde bütün millet, bütün rahipler, bütün din adamları, imamlar bir araya gidip de dua edelim de bu afet ortadan kalksın, veba ortadan kalksın, işte İslam dünyasındaki taunlar ortadan kalksın. Var mı böyle bir hikayemiz, böyle bir geçmişimiz var mı? Şimdi son derece... Yani zamanınız biraz da kısa ama yine ben sizden bir cevap alayım. Son derece subjektivite içeren bir soru sordunuz aslında. Şöyle bir şey var. Bir takım sorunlar çözüm bulduğunda yani o neden-sonuç ilişkisi, nedensellik çerçevesinde kendiliğinden bir yola girdiğinde mesela efendim ha bu bizim duamız sayesinde oldu diyenler hep çıktı tarihte. Mesela yağmurun yağacağı vardır ama siz ondan az evvel dua etmişsinizdir. O tılsımlı sözler söylemişsinizdir. Gerçek duayı kastetmiyorum. Sizin benim anladığım yani klasik anlamda tılsımlı sözler söylemişsinizdir. O anda yağmur yağıvermiştir de o dua eden gördünüz mü bak ben dua ettim yağmuru yağdırdım diyebilmiştir. Durumdan vazife çıkarmıştır ya da ranta çevirmiştir. Evet yani başarıyı çalmak mı diyelim artık yani durumu sahiplenmek mi diyelim. Nasıl ifade edilebilir? Böyle durumlar olmuştur. Bizim duamız sayesinde. Hatırıma çok şey geliyor, örnek geliyor bununla alakalı. İşte Fatih İstanbul'u fethediyor. İşte hocası diyor duamız sayesinde hünkârım. O da diyor ki hayır, kılıcımız sayesinde biliyorsunuz. Evet güzel. O anlatıyı biliyorsunuz. Efendim yine kendi çocukluğumdan bir anı aklıma geldi dua ile alakalı. Bizim memleketimizde, köyümüzde her yıl yağmur duası yapılır. Yağmur yağsın veya yağmasın. Bu bir gelenektir. Her yıl Haziran ayında falan yağmur duası, Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı gibi yağmur duasına çıkılır. İşte keşkekler pişirilir, kurbanlar kesilir, toplu yağmur duaları edilir. Camide falan edilmez, açık araziye çıkılır. Böyle bir çimenlik, kıraç bir yer vardır. Efendim orada yapılır bizim memlekette. Ve çocukluğumuzda bize eğlence gibi geliyordu. Tabii o biraz farklı dualar. Böyle... efendim şiirsel dualar kafiyeli dualar ediyordu, Arapça ediyordu. Evet. O bize şarkı gibi de gelirdi. Çocukken çok eğlenirdik. Güzel bir tını oluşturuyordu. Evet, ellerimizi bir de böyle ters tutardık biliyorsunuz yağmur duasında. Hani normalde duada böyle eller açılır, yağmur duasında böyle yapılır işte falan. Öyle hoşuma giderdi ki çocukken bana bir eğlence geliyordu zira o. Ve tabii yağmur yağdığında da gördünüz işte bak dua edildi, yağmur yağdı falan gibi düşünülür. Ha sorunuza yanıt oluşturması açısından bu örnekleri verdim. Çok geniş konuşulabilir. Geniş konuşulabilir. Gerçek duanın ne olduğunu söyledik. Tekrara düşmeyelim. Vaktimiz kısıtlı zira. Ayrıca biz bugün kısıtlı vakit içerisinde biraz Miraç Kandili'ne değinmek istiyoruz. Miraç nasıl algılarım hocam bunu? Bu Miraç yani çok fazla üzerinde işte bir takım böyle efsane üretilen bir kavram olarak da algılatılır. Yani camialarda yani böyle bir anlayış var ama biz nasıl bakmamız gerekiyor Miraç olayına? Şimdi tabii Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak kutlanılıyor. İslam dünyasının belli bölgelerinde veya tamamında olduğunu iddia edenler var ama her yerde o kadar itibar edilmiyor. Bunu kabul edelim. Miraç yükseliş sonucu ulaşılan mertebe demek. Uruç etmek var Arapçada. Uruç, yükselmek. İşte Kur'an'da Me'aric suresi var biliyorsunuz. İşte orada uruç sözcüğü söz konusu. Miracın bir ruhani yükseliş olduğu ifade ediliyor aslında. Me'aric suresinin 4. ayetinden onu anlıyoruz. Mesela ne diyor? Melekler ve ruh ona yani Tanrı'ya ölçüsü 50.000 yıl olan bir günde uruç ederler, yükselirler. Buradaki yükselişin fiziki, bedensel bir yükseliş, yükselme, bir fiziki yolculuk olmadığı ifade edilmeye çalışılıyor. Tabii gerçeği söylemek gerekirse, şimdi Kur'ani açıdan hızlı hareket edelim. Vakit az, tekrar söylüyoruz. Hızlı hareket edelim. Kur'an'da Miraç'la ilgili, Peygamber'in Miraç'a çıktığı ile ilgili bir şey yoktur, bir bilgi yoktur. Yoktur. Nasıl olur diyor şimdi bizi izleyen bazıları. İsra suresinin 1. ayeti hemen şimdi onu söyleyecekler. Meşhurdur biliyorsunuz. Hemen onu gündeme getirirler. Ne zaman söylesem kalkıp bana bu ayetle geliyor. Öyle bir tuhaflık ki ömrünü Kur'an'a vermiş biriyim ben. Hayatım boyunca Kur'an okudum. Mealini yazdım. Üzerinde yüzlerce makale yazdım. Konferanslar, paneller verdim. Adam bana ayet hatırlatıyor. Yahu senin hatırlattığın o ayeti ben belki 5000 kere okudum. Belki 100.000 kere okudum. Trajikomik bir durum. Evet. Böyle insanlara rast geliyorum. Şimdi ne diyorlar hemen? İsra 1. ayet. İsra suresi. Subhanellezî yesrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehu linuriyehu min âyâtina. Hemen dillere pelesenktir bu. Miraç'tan. Burada Miraç'tan bahis var mı Allah aşkına? Yok. Miraç'la ilgili hiçbir şey yok burada yahu. Burada İsra var, İsra. Miraç değil, İsra var. Kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Tanrı ki onun etrafını biz kutlu kıldık. Orada ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek istedik. O Tanrı var ya işte o Tanrı her türlü eksikliklerden uzaktır. Sübhandır. Sübhanellezî diyoruz ya. Şimdi burada İsra'dan bahis var. İsra başka şey, Miraç başka şey. Ama Miraç'ta egemen İslamcı düşünce şöyle bir yola başvuruyor. İsra işin başlangıcı, İsra'nın sonunda da bir Miraç var. İşte Peygamber Mekke'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, şimdi olanı anlatıyoruz. Yani yaygın olanı anlatıyoruz. Bilineni anlatıyoruz. Doğrusunu sonra anlatacağız. Kudüs, Mekke'den Kudüs'e gelmiş bir gecede, 1200 kilometre bir gecede gelmiş. Oradan Tanrı katına yükselmiş, göğe yükselmiş, uruc etmiş, miraca yükselmiş. Uruc ederek varılan nokta, miraç, Tanrı katı. Demek ki Tanrı bir yerde oturuyor demek. Bir katı var, bir tahtı var, bir mekanı var. Hani Tanrı mekandan münezzehti, Tanrı'nın katına çıkıyorsun falan. Peygamber resmi görüşme mi yapıyor? Hani böyle bakanlar başbakana gider, işte başbakan cumhurbaşkanına gider, eskiden olurdu biliyorsunuz. Şimdi de işte yüce makama çık. Böyle bir şey mi yani Allah aşkına? Öyle bir Miraç anlatıları var ki Kur'an'ın ruhuna aykırı, İslam'ın tevhid inancına aykırı. Böyle bir şey yok. Miraç kandili peygamberin döneminde kutlanmış değil. 4 halife döneminde kutlanmış değil. Daha sonra bunlar icat edildi. Osmanlı tarihinde 2. Selim'le başlayan bir kandil kutlaması var. Kandil yakma olayı anlamında diyorsunuz sonra. Şimdi şunu söyleyelim. Bir kere Hazreti Muhammed Mekke'den yola çıkıp Kudüs'e varmış falan değildir. Mescid-i Aksa ile kastedilen Kudüs'teki Beytül Makdis değil, Beytül Makdis değildir. Yani Yahudilerin kutsal tapınağı biliyorsunuz. Evet. O değildir. Mescid-i Aksa ile kastedilen Mekke'nin 9 mil yakınındaki diyelim veya uzağındaki diyebiliriz. Evet. Cirane bölgesidir. 9 mil yani 17-18 kilometre eder. Evet, Peygamber Mekke'den yola çıkmış, 17-18 kilometre yürüyerek Cirane denilen yere gelmiştir. Orada namaz kılmıştır. O nedenle Cirane Mescid-i Aksa diye tabir edilir. Uzak mescid. Mekke'nin en uzak mescidi. Mekke'ye en uzak olan mescit demek. O havali diye. Evet. Cirane'dir. Cirane'ye gitmiştir Hazreti Peygamber. İsra etmiştir. Yani gece yürüyüşü yapmıştır. Oradan da geri dönmüştür. Hazreti Muhammed'in miracının fiziki, bedensel olmadığını, yani Mekke'den Kudüs'e, oradan göklere çıkmadığını, Hz. Muhammed'in miracının olsa olsa bir ruhani, manevi bir yolculuk olduğunu anlayabiliyoruz. İşi zorladığımızda, biraz daha eşelediğimizde onu görüyoruz. Ve nitekim 60. ayette, İsra suresi 60. ayette bu ifade ediliyor. Rüya tabiri geçiyor. Bizim sana gösterdiğimiz rüyalar diyor, görüntüler. Yine peygamberle alakalı olmak üzere. Biz biliyoruz ki efendim, Hz. Muhammed'in vahiy alma yollarından biri de rüyadır, rüyalardır. Miraç da en fazla Hz. Muhammed'in rüya ile vahiy almasını ifade eder. Göklere çıkmasını falan ifade etmez. Böyle bir yolculuğa çıkmasını, yok işte Burak adlı bir meleğe binmesi falan filan. Siz bir ara şey demiştiniz, Pegasus falan demiştiniz. Evet, hatırlayın. Evet, Yunan mitolojisinde onu andırıyor hocam demiştiniz. Evet. Evet, bu daha sonra İslam'a sokulmuştur. İsrailiyattır. Efendim, zira İsrailiyatta da işte Hazreti İbrahim'in, İdris'in nasıl miraç ettiklerini, nasıl miraca çıktıklarını, uruc ettiklerini biliyoruz Yahudi mitolojisinde. Ama işin daha ilginç boyutu var. Zerdüştilik biliyorsunuz. Evet. Zerdüştilikten etkilenmeyle Miraç anlatıları efsane olarak üretilmiştir. Açıp okusunlar Ardavirafname'yi. Ardavirafname'yi okusunlar. Neredeyse birebir Hz. Muhammed'in güya yaptığı iddia edilen Miraç yolculuğunu yansıtıyor. Ardavirafname'den almışlar, Hz. Muhammed'e yüklemişler. İslam'a yüklemişler ve böylece efendim son 5 dakikamız hocam. Böylece Miraç kavramı üzerinden bir hurafe icat edilmiş. Bir de şunu soralım. Bu Mirac'ın olduğunu iddia edenler kendi içinde de çok çelişkili inanışlara sahip. Mesela Buhari'de bir hadis var. Hz. Muhammed'in Miraca Mekke'den, Kabe'den yükseldiğini söyler. Yani Kudüs'e falan gittiğini söylemez. Evet. Buhari'de. Müslim'de Kudüs'e gittiğini söyler. Hadis kaynakları birbiriyle çelişiyor. Efendim, peygamber bedenen ve ruhen birlikte Tanrı katına çıktı derler. Oysa en çok güvenilen hadis ravileri arasında kabul edilir Sünniler tarafından. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe peygamberin eşlerinden biri. O der ki Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi yatağı hiç soğumamıştı. Yani yatağından çıkmamıştı demek istiyor aslında. Evet. Bedenen bir yere gitmiş falan değil. Sonra bu Miraç kaç sefer olmuştur diye bakıyoruz kaynaklara. 2 kere olmuştur diyen var. 120 kere olmuştur diyen var. Şimdi en az diyen 2 kere. 120 kere olmuştur diyen hadisler de var. Eğer 120 kere olduysa bu Miraç, Allah aşkına soruyorum, siz Miraç kandilinde bu 120 Miraç'tan hangisini kutluyorsunuz? Soralım. 2 kere olmuştur diyenlere de soralım. O 2 Miraç'tan hangisini kutluyorsunuz? Zira Mekke'de oldu diyen var, Medine'de oldu diyen de var biliyorsunuz. Evet. Bazı kaynaklarda Medine'de oldu diyenler de var. İnsanları bu tip efsanelerden kurtarmaya çalışıyoruz. Ve insanları olabildiğince akli çizgiye çekmeye çalışıyoruz. Dini de aklı esas alarak yeniden yorumlayıp, Kur'ani ve Muhammedi özü itibariyle yeniden inşa etmeye gayret ediyoruz. Zira bu efsaneler, bu safsata, bu hurafe toplumu o kadar esir aldı ki, şimdi bakınız izliyorsunuz sosyal medyadan, adam hala hastalığın olduğuna inanmıyor. koronavirüs diye bir şey yok diyor. Bu diyor algı operasyonu diyor. Evet. O kadar öyle. İnsanları yanlış yöne sevk ettiler ki. Hocam, o yüzden insanları o kadar zehirlediler ki artık böyle dünyevi bir gerçekliğe inandırmak noktasında bile zafiyet gerçeklik algısı bozuldu. Düşüyoruz. İnsanların gerçeklik algısı mahvolmuş durumda. İslam dünyasında gerçeklik algısı diye bir şey kalmadı neredeyse. Efsane büyük bir toplum haline. Hep efsaneyle hareket ediyor. Bize bir şey olmaz. Allah'ın kaderi. İşte efendim Allah'ın evi camiye virüs bulaşmaz. Kabe'ye virüs bulaşmaz diyen maalesef dünyevi gerçeklikten kopmuş milyonlarca zavallı var. Evet, ya da ruhsalda problem yaşayan bireyler var. Diyor ki namazdan asla geri durmam. Virüs gelecekse gelsin, hasta olacaksam olayım. Virüs beni camide bulsun diyenler var. Virüs beni camide bulsun, namazda öleyim diyor adam. Bilmiyor veya farkında değil veya... Bu anlatımlarında bu yani kişilik yapısına etkisi var. Evet, farkında değil, namazı putlaştırmış. Namazın kendisine tapıyor, Allah'a taptığını zannediyor. Camiyi öyle bir kutsallaştırmış ki, camiyi bir puthane gibi görüyor haşa. Halbuki cami bir tevhid mabedi olmalıdır. Özü itibariyle öyledir Kur'an'ı açıdan bakarsak, mescit kavramı üzerinden bakarsak. Ama maalesef caminin kendisi bir put gibi bazılarının gönlünde inşa edilmiş durumda. Evet. İşte bu yanlış anlayışlardan insanları kurtarmamız, çekmemiz gerekiyor. Kaç dakikamız var? Son dakikamız hocam. Evet. Şimdi tabii son söz olarak şunları söyleyelim. Mümkün olduğunca dünyevi gerçekliği esas alarak insanları bu tip efsanelerden kurtarmamız gerekiyor. Kur'an'ı aklın süzgecinden geçirerek, bütün dinsel kaynakları aklın süzgecinden geçirerek yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Dini de tamamen metafizik anlatılar üzerinden değil, bir toplumsal hareket olarak, bir tarihsel, sınıfsal bir mücadele zemininde ele alıp yorumlamamız gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında şunu görmek mümkündür. Hazreti Muhammed büyük bir liderdir, büyük bir devrimcidir, büyük bir önderdir. Kur'an da o devrimin muhteşem bir manifestosudur. Doğru anlayıp, doğru okuyup, doğru değerlendirenlere ne mutlu diyelim. Peki, biz de katılalım dileklerinize. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.